Aşk mektubu falan mı? Şaka ya şaka. Nabur 1500 lira, aynacı 1250 lira, emlakçı bir kira, dükkan sahibi bir kira peşin, bir kira depozit, boya badana, ohohoho! Bu liste uzadıkça uzuyor Ali Usta. Çok masrafa girmişsin ya. Sakın batmış olmayasın. Ya ben de bir kredi mi çekseydim diyordum müdürüm. Otomattan sıra numarası aldın mı? Hı? Şaka ya şaka. Ya saç sakalı denk gelmeyince berber ne yapsın müdürüm ya? Yeni dükkana girdik. Sağa sola bir sürü borçlandık. En güzelini yapmışsın Ali. Sakın ödeme borçlarını. He? Bak Ali'ciğim, müşteriyi kendine bağlamak için niye borçlandıracaksın, niye borçlanacaksın? Gel kızım. Müdür bey, kontrol edeceğimiz kredi başvuruları vardı. Yalnız bazı eksik evraklar var. Ne demek eksik evrak ya? Bu ne bu? İpotek edilecek tapunun fotokopisi. Aslı nerede bunun? Sonradan koysak yerine olmaz mı diyorlar. Olmaz. Her şeyi tamam etsinler yoksa kredi maredi vermem. Affedersin. Oo Ali, sen tıraşı bitireyene kadar. Efendim Rasim. Ne? Münir gelmedi mi? Aa! Yandım Ali, yandım. Ne? Şaka ya, şaka ya. Yasemin, bebeğim, Yasemin. Münir, oğlum hala ne uyuyorsun? Kalksana. Münir. Ne oluyor ya? Sen de iyice tuhaf bir şey oldun çıktın ha. Niye sandalyede uyuyorsun? Ya hiçbir şey yapamıyorsan yere uzanıverseydin. Ya dedeciğim benim derdim burada uyumak değildi ki. Ben oturacaktım burada sabaha kadar. Yasemin'i düşünüp ağlayacaktım. Mesela birdenbire içim geçmiş. Alice, bu yatak artık bana haram. Biz bu planı yapmış olsaydık şu anda Yasemin'le ben bu yatakta uyuyor olacaktık. Şimdi Yasemin deyip canımı sıkma benim. Hadi yürü, herkes tıraşa bekliyor seni. Yürü. Hiç kimsenin depresyona saygısı kalmadı arkadaş. Kızım. Yavrum ben çıkıyorum. Tamam mı? Kapıyı da üstünden kilitliyorum çocuk. He? Sakın debelenip kaçmaya çalışma. Sakın. Aman baba, çıkıp nereye gideceğim ki? Sanki o beceriksiz Münir'i bir daha görmek isteyen var da. Ben bunu... Aa, ne yapıyorsun baba ya? Ben bunu niye yaptığını bilmiyor muyum ha? O Dobiç Münir'i taşır mı bu o Dobiç'i? Nano teknoloji. Ben sana bu mahallede dolaşılmayacak demedim mi? He? Nasıl dolaşılmayacak? Biz de bu mahallede oturuyoruz. E taşınacaksın o zaman. Ya da dolaşmayacaksın buralarda. Benim evimin önünde hiç dolaşmayacaksın. Baba. Yok babama bağır artık, yok. Bak Münir. Bak Tosun'um. Şakam yok. Tepemin tasını attırma. Eskiden kayınbabam diye sevdiğim, uğruna saçlar kestiğim ustamdın. Şimdi niye böyle olduk? Babaların günahlarını hep evlatları mı çekecek? Onu babana sor, babana. Onu babana sor. Girin. Bak, baba. Girin. Tamam mı bak, konuştuğumuz gibi. Daha fazla uzatmak yok bu işi. O senden özür dileyecek, el sıkışıp barışacaksınız. Tamam. Şimdi tamam diyorsun da sonra yine bir şey yapmaya kalkma ama tamam mı? Yarın. Aslı tamam diyor. Oğlum ne bileyim elimden yıkıcı verdi işte. Anlaştık değil mi? İçeride özür dileyeceksin, konu kapanacak. Tamam. Çocuklar gelin. İçeride özür dileyeceğim ama dışarıda görüşeceğiz seninle.
Hadi. Kerem özür dilesin. Saçımı kökünden keserim. Sana da yakışır aslında. Hadi be. Milletin içinde itiş kakış, kavga kıyamet, yumruklar konuşuyor. Anlamıyorum ki alıp veremediğiniz nedir? Hocam, arkadaş medeni olamadığı için konuşarak anlaşamıyoruz. Problem o. Hocam, biz aslında meseleyi kendi aramızda hallettik. Kerem Orçun'dan özür diledi, Orçun da kabul etti. Değil mi Orçuncuğum? Hocam, ben özür faslını kaçırmışım da. Arkadaş bir daha özür dilese. Ne özür dileyeceğim ben senden be? Ha, hem kızı tartaklıyorsun hem bir de kalkmış burada medeni insan pozları yapıyorsun. Doğru mu Aslı? Ya hocam, ben bu tatsızlık uzasın istemiyorum. Eğer Orçun Kerem'den şikayetçi olmazsa, ben de Orçun'dan şikayetçi olmayacağım. Kimsenin ceza almasını istemem. Biz onu sormuyoruz Aslı. Kerem'in dedikleri doğru mu? Doğru hocam. Tek sorumlu olmadığına göre Kerem'in cezasını bir kez daha değerlendirelim. Şey yaparız abi, hallederiz onu hemen. Kan kalemi falan bir şey yaparım ben ona. Nuri, çevir şunun da yüzünü göreyim ya. 40 yıldır sakalım çıkıyor, ilk defa böyle tıraş oluyorum. Huylanıyorum kardeşim. Ne yapacaksın yüzünü görüp? Bıkmadın mı şu surattan ya? Şşş, şuna bak şuna. Ya 5 kuruş parası yok. Dükkan açacağım diye tutturuyor ya. Ama pişman. Köpek gibi pişman. Yani şimdi çağırsam koşa koşa gelir. Ama çağırır mıyım? Yok. Benim yüreğim o kadar büyük değil arkadaş. Yani masum yüreceğim bu ihaneti kaldırmaz, anlıyor musun? Kaldırmaz! Ne hainliği ya? Ne yaptı bu adam sana? Lan ailecek plan kurup kumpas yapıp kızı kaçırıyorlar ya. Ama ben dedim. Ben dedim. Bak laf ağızdan bir kere çıkar. Ben ne dedim? Alamaz. Vermem kızımı dedim. Alabildi mi? Bak alamadı. Madem laf ağızdan bir kere çıkar. Sen 2 ay önce bu kızı Münir'e verdim dedin ki dümenine. Nasıl ağzımış öyle? Utanmaz. Lan müşterim var, meşgul etme beni ya. Hayır, sonunda dükkanı kapatacağım. Kızı da ilk önüme çıkana vereceğim, o olacak. Ne oldu senin bu yüze ha? Tıraş. Usta bileler. He, götür Yasemin'in pidesini ve yalnız bak o seni saf görür kandırmaya çalışır onu salasın diye dikkat et. Tamam mı? Hadi canım. Öptüm, hadi yürü. Ne oldu? Özür diledin mi? Yok canım, özür dilemesine dilemedik de. Kırtıl saçlar. Ne? Yok bir şey. Ne oldu abi? Abi bir dönem uzaklaştırma verdiler. Bir de üstüne bursu kestiler ya. Onu midan vermişler. Sonra bizim hanımefendi destek çıktı da uzaklaştırmayı kaldırdılar. Ama gene bursu kestiler. Müebbete çevirmişler çok şükür. Evet. Abi ben sana diyorum kız sana hasta diye, sen bana inanmıyorsun. Ya uf Didem, ne hastası, ne diyorsun? Hasta ya. Sen var ya, hayatımda gördüğüm en salak adamsın ha. Ya ne vardı 2 dakika özür dilesen de kapansa konu. Ya ben pişman olmadığım bir şey için niye özür dileyeceğim o dengesiz heriften? İyi peki. Sonra gelip ağlama ama bana, ben bu okul taksitlerini nasıl ödeyeceğim diye. Kim? Ben ağlayacağım. Hem sana ağlayacağım. Para için ağlayacağım ha. Ben başımın çaresine bakarım. Sen beni merak etme. Peki. Tamam o zaman. Kolay gelsin. Bu kafayla biraz zor ama. Bu ne ya? Of! Kolay gelsin babacığım. Oo kızım, teşekkür ederim. Bir şeylere benzemiş yavaş yavaş. Ya kızım, yardım et bana da şunları bir raflara düz bakayım. Şöyle tek tek. Hanım. Kaç git eve de şu tapuyu getir, pangaya gidecek seninle. Hayatta ama.
olmaz. Ne yapıyorsun ya? Canını mı çektik? Eve gideceğim, tapuyu alacağım, pangoya gideceğiz, kredi çekeceğiz, evi ipotek ettireceğiz. Ne kredisi, ne ipoteği? Ya hanım, esnafa dünya kadar borcumuz var, ne yapalım? Ben bu yuvayı hayatta yıktırmam. Bütün gün televizyonlarda, gazetelerde o kredi çekenlerin hallerini görüyoruz. İnsanlar damlarda, köprülerde, vallahi ya kör olan bile var. Ya evde de iki tane berber var, dükkan yok, ne yapak? Ben bu evi vallahi billahi ipotek ettirmem. Hem neyle ödeyeceksin sen o krediyi? Bu kafa üstümüzde durdukça kulak çok bulunur. Ya çalışır öderiz. Kuzum annen çatlattı mı ne yaptı ya? Ay usta bak senin oğlun yüzünden ne hale geldi. Bakayım. Oo klasik bir menül kesiği. Otur ha. Benden seni meşgul etmeyeyim. Hemen gidiyorum. Hanım seni 1,5 saate kadar panganın önünde bekliyorum. Ona göre. Tapuyu da al getir. Ali usta sen bu çocuğu nasıl yetiştirdin? Karpuz gibi yetiştirdim. Şahane yetiştirdim. Otur ya. Gel. Dur bakayım. Dur şimdi. Al şunu. Yutmadan ağzında tutup bir şişir bakayım. Tut. İçme, içme. Şişir ağzını. Şişir, şişir. Heh, su çıkıyor mu? Çıkmıyor. Demek ki bu kesik sayılmaz. Bu sıyrık, sıyrık bir şey değil bu. Buna bir bant yapıştırırız. Hiçbir şeysi kalmaz. Geçti gitti. Bebeğim biliyorum gözünde bir filinta gibiyim de beni tartmaz o. Tartmaz olur mu aşkım? Çok sağlam ördüm ben onu. Gel gel. He? Geliyorum bebeğim. Gel gel. Senin için geliyorum. Sana geliyorum bebeğim. Dur şu ayağını sokunca. Sabit geliyor sabit. Vay 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 Münir efendi Rapunzel hesabı yukarı tırmanmaca. Ne arıyorsun lan burada çırak? Yasemin'e pide getirdim. Sen ne arıyorsun burada? Ver lan pideleri. Bırak hadi çırak. Oğlum çırak deyip durma bana. Çırak değilim ben artık. Dükkanda koltuk boşaldı. Anlamıyor musun? Ustayım usta. Böyle boş koltuğa oturmakla usta olunmuyor. Kalfasın sen. Kalfa kal. Şakkı var ya onu gönder. Anladım. Anlamıyorsun galiba Guize efendi. Çırak yok, kalfa yok, usta var. Sakin. Ne oluyor lan? Oluyor lan. Lan. Sakin. Oğlum yavaş. Hayır. Usta. Yavrum buraya çırak. Usta. Hey ne oluyor? Şişt, ne oluyor? Pencerenin altında yakaladım ne yapıyorsun? Ulan nerede benim revolverim? Ulan çıkartmayın efendim Nuri ortaya. Sakin. Babacığım öyle değil. Yasemin'den karşılaştık sadece konuşuyorduk. Neyi konuşuyordun lan? Tırmanmıyor muydun maymun gibi? Senin bu çırağın yalan söylüyor. Ulan bana çırak deyip durma. Gebertirim seni. Gebertirim. Bana çırak deme. Çekil. Çekil. Ulan halim vaktin yerinde olacak. Sabaha kadar döveceğim bunu. Babacığım öyle değil. Öyle değil. Yasemin'le biz karşılaştık. Bir iki laf ettik sadece. Başka bir şey yok yani. Tosunum ben sana değil mi bizim sokağa girilmeyecek diye. Bu mahallede örfü idare mi var? Sokağa çıkma yasağı mı ilan ettin? Ali sen karışma. Ben sabah oğlunu uyardım. Bizim sokağa girilmeyecek dedim. Sana ne? İsteyen istediği yere girer. Benim penceremin altına gezemez arkadaş. Gezer efendim. Orada da gezer, burada da gezer. Senin pencere önünde türkü söyle de gezer. Bu olanla senin kızın sözlü. Ya arkadaş anlamıyor musun? Bitti. Söz möz yok. Bu çocuklar sana söz vermediler. Birbirlerine söz verdiler. İki dünya bir araya gelse bu sözü bozamaz. Bozamaz mı? Bozamaz. Aha gör nasıl bozuldu. Sabit. Buyur. Kızımı sana vereceğim evladım. Damadım olacaksın. Gerçekten mi? Gerçekten değil, hakikaten. Önce damadım olacaksın, sonra ustam olacaksın. Usta ne diyorsun ya? Bak bakalım Ali Efendi, söz nasıl bozuluyormuş. Yıldırım nikah yapıyor. Babacığım, babacığım. Al oğlum. Ben de yarın Münir'i senin kızınla evlendirmezsem bana da Ali demesinler. Demesinler. Hemi de tavuğunu zırvalı. Ha, göreceğiz. Keman da koy.
Usta, havlu buca da kaldı. Lan tamam yürü. Anne! Anne! Yandım bittim kül oldum ben ya. Sevdiğimi ellere verdiler. Baban tutturdu kredi çekeceğim diye. Tamam ya çekerse çeksin bana ne? Benim akılsız oğlum. Sen iş kuracaksın diye biz ipotek ettirip evi kredi çekmedik. Çek. Deli etme beni, baban nasıl kredi çeksin? Ya çekmesin o zaman. Niye ayrılıyor Nuri Usta'dan? Dükkansız, parasız, pulsuz, beş kuruşsuz kalsın görsün. Git şimdi o beyaz eşyacı Babür'e borcunu ödesin. Biz de bankaya borcumuzu ödeyelim. Yoksa yuvamız yıkılacak. Ya benim daha evlenmeden yuvam yıkılmış. Sizinki de yıkılsın ya. Tövbe de be. Yuvam yıkılsınmış. Bir. Tövbe de. İki. Yuvanına başlayacağım seni. Üç. Bitti. Ve... Ne yapacaksın abi? Eyvallah. Abi ne yapacağımı Allah bilir ama ne yapmayacağımı çok iyi biliyorum. Kimseye bir şey söylemek yok. Bulacağız bir şekilde parayı. Ya saçma sapan konuşup durum oğlum. Nereden bulacaksın o kadar parayı ananın babanla böyle olmadan? Az bir şey değil ki ya. Bak babama bir şey söylemek yok. Yüreğine iner adamın. Hayatta olmaz. Gidon var mı sende para be? Var ama vermem. Niye? Babam mıyım ben senin be? Arkadaşınız. Çok sağ ol ya. Yok ya oğlum olsa veririm ayıpsın. Ya bak ben sana ihtimalleri sayayım. Sen içinden birini seç. Hı. Adam dolandırma, gasp, kalpazanlık. Kaç kalpazanlık zor iş ya. Yapamayız. Ya kapının önünde köfte ekmek mi satsak? Ha. Ama o da zor değil mi? Ya boş ver oğlum biz bulamayız o parayı unut sen. Tamam Umut'cum tamam sen yorma güzel aklını. Ben bulacağım bir şeyler. Kerem. Ben dün Ali amca rüyamda gördüm. Seni kopya çekerken yıkılıyordu ama kopyayı para karşılığı çekiyormuş. Ne demek sence? Çok tatlısınız demek ya, vallahi. Arkadaş dediğiniz tam böyle sizin gibi olur ha. Ya bu kamyonun daha büyüğünü bulamadınız. Ya bütün mal bunun içine sığar mı? Abicim mecbur iki sefer yapacağız. Ya, yapacaksanız çabuk yapın, hadi hadi hadi. Tamam abi. Tam zamanıydı. Ne haber abi? İyi. Ne o lan? Boş takıp kaçıyor musun lan? Üçkağıtçı. Ya. Ne? Şaka şaka. Yedin değil mi? Yedin değil mi? Yedin değil mi? Ne o ya? Toplu satış mı var? Toplu satış. Düğün zamanı ya. Peynir ekmek gibi gidiyor. İyi iyi işler tıkırında yani. Ha? Aa, çok şükür. O zaman bizim şu borcu alalım Babür. Yarın sabah gel halledelim o işi. Olmaz be abi, hemen lazım, hemen lazım. Ya akşam gel halledelim ya. Abi şu anda o parayı buradan almadan gitmiyorum. Al bu kettle'ı, yeni dükkana hediyem olsun. Tamam. Allah'ım mı? İki saat sonra gel halledelim. Kettle. Allah. Vay be, bir devir kapanıyor ha. Ulan küçük tip ne dostu adama be. Kafasını değiştir soba olsun, kafasını değiştir ocak olsun. Yeri geliyor insanın çocuğu gibi olur be. Hayır. Efendim Ali Bey. Ya hanım neredesin? Bir saatte seni panganın önünde bekliyorum ben ya. Ay ben sen ciddi değilsin sanmıştım. Kumur hemen buraya gel diyorum sana. Gelemem bey. Tapu yok. Ne diyorsun? Ne? Tapu yok diyorum bey. Tapu mu yok? Ne demek tapu yok ya? Ne demek tapu yok ya? Ne demek? Anlamadım. Bu ne? Babür kettle verdi anne. Kettle mı? Bu dağınıklık ne böyle? Senin yüzünden 40 yıllık kocama yalan söylüyorum. Tapu arıyormuşum gibi yapıyorum. Birazdan baban tapu almaya gelecek. Sandıkta değil mi tapu? Sen o parayı getirip evi kurtarana kadar tapu mapu yok oğlum. İki saate kadar para burada anne. Hayır olmaz şimdi hemen gidip alacaksın. Anneciğim Babür o kadar parayı kasada nasıl tutsun? Adam gidecek bankaya çekecek parayı gelecek. Aha. Karnen. Matematik 5. Türkçe 5. Beden eğitimi 5.
Ya anne ben ne zeki çocukmuşum ya. Baban mahvetti seni. Yanına çırak almakla köreltti seni. Hah, baban geldi işte. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu evden bir şey kaybetme adeti nereden çıktı acaba bilmiyorum ki. Ya. Baktım diyorum. Karıştırmasana sağa solu. Yok işte. Nereye baktın? Kuş mu oldu bu? Tapu mu? Kuş mu? Babacığım seni gören de evi kaybettik zanneder. Alt tarafı bir tapu ya. Çöpe möpe bir yere atmışlardı onu. Bakayım ne oldu? Şu elini bir kaldır bakayım. Sinek var çap. Oğlum sen avsana mısın? Avsana mısın? Aç bakayım ağzını. Avsanasın işte. Ali Bey, alışveriş merkezindeki dükkanda uğraşırken belediyede unutmuş olmayasın tapuyu. Kendimi unutmuş olmayayım. Tövbe estağfurullah ya. Bu tapu yine dibine girse ben yine onu bulacağım. Allah'ım yarabbim. Ya benim tapu sende mi? Ne arasın bende tapu ya? Ya ne bileyim dükkandan falan çıkarken belki içeride bırakmışsındır. Yok kardeşim yok bende tapu mapu. İstiyorsan git bak o girişteki dolap. Sabit, ne zaman gelecek annenle baban? Siz ne zaman uygun görürseniz usta. Hayırlı işte, acele etmek lazım Sabitçim. Yani. Acele işe şeytan karışır Sabit. Sen şeytana uyma. Sabit, annenle baban bu akşam gelsin yüzükleri takacağız. Tamam. Ya kardeşim sen deli misin? Gel oturalım insan gibi konuşalım şurada. Ya ne konuşacağım arkadaş? Bana akıl verme o olur bu olmaz diye ya. Yıllardır konuşuyorum. Ne faydasını gördüm? Görün bakalım sen. Arkadaş ben kararımı verdim. Kızımı Sabit'le evlendireceğim. Ben de kararımı verdim. Kızımı Münir'le evlendireceğim. Görürüz bakalım. O düğün konvoyunu bu dükkanın önünden de geçirmezsem ne olayım ben? Kornaya da böyle fa 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 diye basacağım. Usta şimdi son ne oldu yani ben geliyor muyum bir kere? Lan sen ne diyorsan o akşam ananla baban gelsin ya. Allah Allah aspektiniz beni. Baba ne yapıyorsun ya? Tapu sende mi tapu? Ne tapusu? Evin tapusu oğlum. Evin tapusunun bende ne işi var? Allah'ım yarabbim deli olacağım ya. Seni okula yazdırırken biz bunun fotokopisini bilmedi miydik? Hı hı. Yürü okula gidiyor okula. Bırak yürü. Aa dur. Gidemeyiz ki okula. Niye gidemek? Bu saatte okul mu kalır baba? Burası ilkokul mu ya? Hayır ondan demedim yani. Trafik falan vardır şimdi yetişemeyiz ki. Bak ananı boşamama az kaldı bir de seni nüfustan sildirmeye. Yürü gidiyor. Hay Didem ben senin göreceğin rüyayı. Ne rüyası? Ya Didem rüyasında at görmüş de. İyi ne güzel at Murat'tır. Hmm. Sen o kızı niye almıyorsun ki? Ne atlar güzel kız. Ne alakası var baba ya? Didem benim kankam. Sen babayla nasıl konuşuyorsun kanka manka? Ben senin kankam mıyım ya? Maazallah. Hadi bizi şu yürümekle beni hemen at babayın hayrına ya. Benimle benimsin bir. Heyecanlandın değil mi? Aman Nuri. Hadi bırak hadi kıvır kıvır oldu için ha. Niye geldin? Kızımızı istemeye gelecekler. Ah barıştınız mı Ali Bey'le? Yasemin'i kim istemeye gelecek? Bunlar yeni sezon mu? Nuri Yasemin'i kim istemeye geliyor? Kızımı kendi örf ve adetlerime göre böyle kendi altyapımdan yetiştirdiğim helal süt emmiş bir çocuğa vereceğim. Kim? Aa bak bunun rengi güzelmiş ama çok pahalı satıyorsun ya. Nuri kim? Sabit ya Sabit. Ne Sabit ya? Ya bizim dükkan Sabit'i. Hayatta öyle bir şey olmaz. Ne olacak? Sen kızı evlendirmiyorsun resmen direğe bağlıyorsun. Ama kendi dikmiş olduğum bir direğe bağlı. Bak Münir en azından biraz sempatik. Ay. Ama bu Sabit senin bir boy ufağın. Ben çektim kızıma çektirmem Nuri. Ne çektin sen ya? Ya sen ne çektin beneyim ya? En güzel yerlere götürmedin mi? En güzel hayatı yaşatmadın mı? Sen ne çektin be?
Beni götürdüğün yerlerden söz etmiyorum Nuri. Bana çektirdiğin acıları düşün. Acı? Ne acısı Meleğim? Konuşturma beni şimdi Nuri. Beni götürdüğün o güzel yerleri daha sonra kimleri götürdüğünü sayayım mı sana? Kim? Sen? Ne? Kim sen? Say. Metreslerini Nuri. Şimdi çık dışarı, daha fazla rezil etme kendini. Tamam ya. Akşam da gelme. Ben Yasemin'imi kendim veririm. Gelme sen akşam. Allah Allah ya. Metresmiş. Allah kuru iftiradan saklasın kardeşim. Aha işte bak, yetişemedik. Tüh, görüyor musun, kapandı. Acı baba dönsek de sonra falan mı gelsin ki? Senin bir annenin ağrısı gitti ama niye acaba? Dersler falan mı kötü? Yok baba ya, ne alakası var? Sen de hemen beni suçluyorsun ama. Oo Keremciğim, geçmiş olsun. Bir dakika babacığım ya. Sağ olasın Hortuncuğum. Ya şimdi hiç müsait değilim. Babam geldi, babam burada da. Ama yarın iki kafadar buluşuruz. Ben sana geri kalan ders notlarını da güzel güzel veririm, olur mu? Aa ne güzel düşünmüşsün kardeşim. Tamam, ben de sana betonarme notlarını veririm, olur mu? Vallahi çok sevinirim Orçuncuğum ya. Görüşürüz. Yine geçmiş olsun diyor. Ha ne olacak baba ya, şeyden diyor. Adını getir. Halı saha maçında yenildik de aklı sıra işte, benimle dalga geçiyor. Ha baba, çaktırmadan şu gelen bak pembe tekli kıza bak, seni tanıştırmak istiyorum. İşimiz gücümüz var, yürü. Aslı merhaba, babam. Aslı. Merhaba. Merhaba kızım. Memnun oldum. Sen geçen gün bize gelen hanım kızım değil misin? Evet baba, doğru ya. Evet doğru. Aslı bizim okulda mimarlık bölümünde okuyor da. Bizim mahalledeki eski konakların restorasyonuyla ilgili bir proje çizecek şimdi. Maşallah ne güzel. Senin de hani babama sormak istediğin bir şeyler vardı. Onları sor istiyorsan. Aa o zaman ben de ne yapayım? Gideyim idareye, hiç zaman kaybetmeyeyim. Topuyu alayım geleyim. Öyle yapalım o zaman. O zaman kantinde buluşuruz, tamam mı? Kantinde buluşuruz. Görüşürüz babacığım. Kantine gideceğim ben. O zaman buyurun, biz de kantine doğru gidelim. Gidek. Tabii ben Kerem'le konuştum ama siz daha iyi bilirsiniz bu konakların. Ne oldu? Babam burada. Tapuyu falan alacak. İdarede işi var işte. Neyse. Ben Aslı'yla beraber onları yolladım kantine. Tamam mı? Ne yapayım? Hiçbir şey yapmayın abi. Hiçbir şey yapmayın. Ben her şeyi ayarladım. Tamam mı? Selma abla, ocağına düştüm. Babam geliyor şimdi buraya. Sakın benim ceza aldığımı falan söylemek yok. Tamam mı? Vallahi kağıdı yazdım, eve postalayacaktım. Sakın bak biterim ben. Ya tamam ya, evrak mevrak yollayacaksan yolla ama ya şimdi bir şey söyleme. Ya ben alıştıra anlatacağım babama her şeyi. Olmaz öyle şey canım, cezayı almadan önce düşünecektin onu. Kızım senin işi bizim mahalleye gel. Kerem seni gezdirir. İşte eski konaklara falan bakarsınız öyle. Evet, öyle daha iyi olacak galiba. Nerede kaldı bu Kerem ya? Biraz daha beklesek mi? Bir şimdi. Yok bekleyemek, benim işim acele. Of. Abla gözünü seveyim ya, lütfen ya. Hayır. Of. Umut da sana karşı boş değil abla. Sen bakma, utangaç çocuktur o. Gerçekten mi? Ay tabii gerçekten, deli misin? Ben zaten konuştum onunla, oğlum dedim, yarın dedim, baş başa dedim, yemek yiyin dedim. Konuşun olmaz böyle dedim. O ne dedi? Acımdan dedi, ölüyorum dedi. Bir aydır dedi, aşkımdan dedi, hiçbir şey yemedim. Umut'un gönlünün tapusunun aslını vereceğim. Bizim tabu bizim. Fotokopisini alana kadar göbeğimiz çatlıyor. Anlamıyorum ki ben babacığım, bunlar nasıl iş yapıyorlar?
Ya oğlum niye insanı merakta koyuyorsun ya? Niye bu hatlar uzun sürdü? Bu beni lafı tuttu. Hadi hadi güzel rüya görmüşsün. At bir yazmayı da. İyi baba, banka kapanmadan yetişmesek mi acaba? Gitmesek mi? Ben çok memnun oldum tanıştığımıza. İyi günler. İyi günler kızım. İyi günler Aslı'cığım, iyi günler. İyi günler Kerem'cim. İyi günler. Hadi kaç kaç yürü. Kızım iyi günler. İyi günler. Buna bak, sen bir fırıldaklar döndürüyorsun ya. Yok baba ya, ne fırıldağı? Aslı benim için özel biri baba. O yüzden senin ben bir tanımanı istedim. Tam da adamından istedin ha. Oğlum ben annenle evlenmiş adamım ya. Seni de yanlışa sürüklemeyim sonra. Yok yok. Ya müdürüm, hanım evin altını üstüne getirdi. Şu tapunun orijinalini bulamıyor ya. Elimizde fotokopisi var. Yarın tapudan orijinalini çıkarsak olur mu? Kızım, Ali Usta şimdi yanınıza gelecek. Evinin tapusunun fotokopisini alın. Sonra da bizim kasadaki paraların fotokopisini çekip kendisine teslim edin. Şaka 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 ya. Kızım, Ali Usta'nın kredi işlemini hemen yürürlüğe sokun. Acil olan miktarda kendisine ödeyiverin hemen. 50 yeter mi Ali Usta? Allah bereket versin müdürüm. 50.000 kızım. Hadi bakalım hayrını gör Ali Usta. Çok teşekkür ederiz müdürüm ya. Sana da yük olduk vallahi. Keşke her yük senin gibi olsa be Ali Usta. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nasıl kurtarmış oldum seni? Bir de kızla abuk subuk konuşuyorsun. Hayır abicim ya. Aslında sen kurtardın. O nasıl oldu? Öğrenci işlerindeki Selma yok mu? Hani sana hasta olan. Yarın onunla bir yemek yiyeceksiniz ya. Sonra belki sinema. Artık sonrası sana kalmış. Ay Kerem. Oğlum. Abi. Oğlum durun lan. Bak, İşe yaramazlar bir durun. Lan bir çanta alsaydık ya, bonk çanta. Paraları içine koyardık çok havalı olurdu. Ya oğlum, neyse tamam canım. Yalnız bak Babür şimdi çıkartıp parayı vermezse ben mevzu yapacağım, haberin olsun ha. Oğlum abi yaş tahtaya basar mı lan hiç? Ayrıca adam dedi ki akşamüstü gel. Adam kaçmış. Babür. Babür. Ah abi ya. Ah ya. Babür. Babür. Hüsnü iyi günler. Kolay gelsin. Hoş geldin Ali Bey. Ya gıcık zamanın varsa seninle 2 dakika konuşabilir miyiz? Tabii. Kızım sen çıkabilirsin. Tamam abla, iyi akşamlar. Ya bu senin Nuri'nin yaptıklarından haberin var mı? Hiç sorma, hiç sorma. Bu çocuklar birbirlerini seviyorlar. Ailelerini karşılarına alıp kaçmayı bile göze aldılar ya. Zaten yaptıkları o akılsızlık her şeyi bu noktaya getirdi. Ya bunlar genç, akılsızlık edecekler. İyi de biz büyükleri olarak göz göre göre bunların mutsuzluğunun karşısında fındık kırıp oynayacakmış ya. Bak sana bir şey diyeyim mi? Benim oğlanın 2 gram aklı var. Eğer Yasemin Sabitin'le evlenirse o 2 gram akıl da uçar gider. Uçar vallahi. Gel bana yardım et. Bu çocukların mutsuz olmasına mani olalım. Nasıl olacak o iş? Sen bu gece Nuri'nin evine git. Hiç sesini çıkarma. Kızı Sabit'e versin. Aa. Biz kolay gelsin. Melik. Ay anneciğim niye yemekten önce helva yapıyorsun? Ay canın çektiyse söyleseydin. Ben yapardım. Ya sıcak sıcak yerdik beraber. Of. Ay buz gibi olacak şimdi bu. Şu işten bir kurtulalım. Konu kalmış ya. Fakir fukaraya helva dağıtacağım. Allah'ım sen bize acı ya Rabbim. Bu yuvayı bozma ya Rabbim. Bak geldiler. Hey, geldiler. Kerem ne yaptınız? Ne yapacağız? Çok güzel avucumuzu yalayıp geldik. Sakın bana para yok demeyin. Para olmadığı gibi Babür de yok. Ha Babür olmadığı gibi dükkan da yok. Melir. Oğlum. Ben seni 5,5 lira doğurmadım annem. Annene yapılır mı hiç bu? Otur bir dakika anne. Bırakın beni. Bir sakin olsana. Bir oturup adam gibi düşünelim, babam gelecek şimdi. Düşünecek hal mi kaldı yavrum, düşünecek hal mi kaldı bizde? Polise gidiyorum.
Git git polise de baban iki dakikada haber olsun. Komiser babanın 20 yıllık müşterisi. Nereye şikayet ediyorsun sen? Bu koku ne ya? Yanık mı kokuyor? Hayır helva. Ne oldu ya? Niye toplandınız burada? Oturuyoruz. Anamız niye ağlıyor? Stres, yaşam gailesi. Benim takatim kalmadı, söyleyeyim babanıza. Ay! Nasıl yanmış helva, altı dibi tutmuş, kokuyor. Bütün evi kokuttu, onu üzüldü kadıncağız. Ne güzel yiyecektik. Tamam anneciğim, bitti, bitti. Bak, bak ne güzel. Siz benden bir şey sağlıyorsunuz ama. Tamam, ben babama söylüyorum artık. Ya perişan ediyor sabahtan beri kendini. Ne o ben o tapuyu nasıl kaybettim diye. Ya. Ya hanım ona mı üzülüyordun sen? Ben krediyi çoktan aldım. Ne? Aldın mı? Aldım tabii. Hadi seninle işimiz var. Yürü. Yürü. Biz gidiyoruz. Hanım. Sen de şu ağlamayı kes anlan sersin. Ay şimdi de mutlu oldu babacığım. Ondan da öyle içi şey oldu. İyi o zaman zırıl zırıl ağla. Fındık kır. Katıldı kadın, bir su mu getireyim ben? Nereye gidiyoruz baba? Babanın sana bir sözü vardı, hatırlıyor musun? He, büyünce büyük adam olacaktım. O senin sözünü de akıllım. Yasemin alacaktı bana. Alabilir mi diyorsun? Alır mı? Alır mı? Alır mı? Ne bileyim? Gel bakalım. Geç bakayım. Neyi? Yüzükleri. Baba ben Yasemin'in parmağını takamadıktan sonra ne yapayım yüzüğü? Seç. Evlenirken lazım olur. Nasıl? Hani yarın Yasemin'le evlendiriyorum sizi. Baba duygularımla oynama benim. Ne duygularımla oynayacağım ya? Seçiyor mu yoksa çıkıp gideyim mi ben şu dükkandan? Tamam baba. Ucuzundan mı seçiyoruz? İstediğimizi seçmece var mı? İstediğini seç. Vay, vay babacığım öpeyim. Dur. Şımarık, kırmamı seveyim değil mi? Tamı tamına 600 lira. Al hayırını gör. Bereket versin Ali Usta. Bereketini gör. Hadi abi aç artık da ilişer diyelim. Yarın bilemedin öbür gün dükkan açık. Bekliyor. İnşallah abim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hadi. Güle güle. Güle güle. Oh. Kahve. Oo Kömür ha. Ben de borçlarımı ödemiştim ki. Kuş gibi hafifim vallaha. Şöyle ağız tadıyla bir kahveni içelim. Şekerli bu nasıl kahve? Ayarsız kahve. Senin ayarın kaçmış Ali Usta. Tam sana göre kahve. Allah Allah. Acıyı tatlı sanıyorsun. Bana borcunu ne zaman ödeyeceksin? Sana borcum mu var? Bu gidişle o da olacak Ali Usta. Aman ha Ali Usta. Kızım nerede kaldı kahveler? Muhabbet ilerlemiyor. Heyecandan taşırdı herhalde. Olsun varsın bir daha yapar. Ben bir bakayım ya ne oluyor değil mi? Kız sanki başkasını istiyormuş da zorla sana veriyorlarmış gibi. Ağladı ağlayacak sürekli. Ne yapalım baba ustamızın sözü ustura. Evlendir evleniriz boşan der boşanırız ya. Ayrıca ben usta oluyor muyum ona bakarım. Gel buraya şu kahveyi yap beni canını sıkma. Yanmıyorum. Kızım bu insanlar ne anlar kahveden iki karıştır getir ya. Sağ ol baba. Beni terbeden bile anlamayan bir aile. Çok ayıp kızım çok ayıp. Gel çabuk yap şu kahveyi. Yapmıyorum. Aa, kapı kapıya bak. Git kapıya bak. Bakmıyorum. Kızım annendir. Ben açamam kırgın olduğumu anlasın. Hadi bak şu kapıya. Hadi.
Karıcığım tam zamanda. Hadi kahveleri hazırla. Hadi hadi. Kızım mutfakta. Çabuk 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 çabuk. Yasin. Anne ne olursun kurtar beni ya. Be kızım sen de kaçarken aklın neredeydi ha? Madem ki gençler birbirlerini sevmişler. Ben size bak. Hoş kızım. Madem ki gençler kararını vermişler. O zaman ben de diyorum ki... Verdim gitti. Ver mübarek elini öpeyim ustacığım ya. Bu el yok mu bana ustalığı öğreten bu el. Yeri geldiğinde döven, yeri geldiğinde seven el. Büyüksün ustam öpeyim. Gel ben de sana. Sağ ol ustacığım. Dur bir dakika. Sağ ol. Anneciğim elinizi öpeyim. Öpsün. Öp evladım. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Sen de mi anne ya? Nişanlım gel seni de öpeyim. Ya bir git be. Ne zaman kıyıyoruz nikahı dünürüm? Efendim? Hemen, hemen yarın yıldırım nikahı. Değil mi? Hadi Allah rahatlık versin hanım. Allah bir tek sana rahatlık veriyor zaten. Oh ne güzel. Ya biri bir huzurlu uykuyu çok görür. Biri bir acı kahveyi çok görür. Ya ben kime ne yaptım ya? Ben de bir insanım. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan Kömür Baba sen de kafama çaktın şimdi. Şimdi gel uyuyabilirsen ya. Kahayım dediğim mutfaktan bir bardak buz gibi su içeyim de kendi kendimi boğayım ben. Nuri sözü yaptık işte. Acele'nin alemi ne zaman gelince evlenirler? Ya çocuklar sevmişler birbirlerini ya Allah Allah. Ben severim Sabit'i baba. Hey! Çırak aldığımda ben de sevmiyordum. Sonra alışıyor insan yavaş yavaş. Nuri nerede görülmüş bugün söz yarın düğün? Ya bırak şunu. Nuri kendine gel. İnsanlar bir günde evlenmezler. Doğru söylüyorsun. Ama herkes belediye başkanının ahbabı olsaydı nikahlar çabuk kıyılırdı değil mi? Şaşkınlar size. Şşş arayacağım hazırlanın. Sen de annenin gelinliğini giy beni masrafa sokma. Hadi canım öptüm. Ay yanıyorum ateşten ben ya. Ya babam çıkmış ha. Senin akşam bir şey yoktu. Ne oldu ki şimdi? Neden hastalandın ya? Yavaş yavaş alıştırma hasta olmam lazım. Niye arıyor bu kadın seni? Füsun Hanım. Bizim çocuğumuz onun çocuğunla evlenmeyecek mi canım? Efendim Füsun Hanım. Ali Usta bu Nuri iyice çıldırdı. Kızın nüfusunu aldı gitti. Sen şimdi kızın yanında mısın? Evet. Hiç ayrılma ben hemen geliyorum. Her şeyi halledeceğim. Benden telefon beklesen. Gidiyorum ben. Ne yapacağım ben şimdi Ali Usta? Senden önce Nuri geldi bir ricada bulundu. Şimdi sen geldin bunu istiyorsun. Ya Sayın Başkanım ricamız aynı rica. Ben de bu nikahın bir an önce kıyılmasını istiyorum. Ama doğru insanlarla kıyılmasını istiyorum. Ali Usta bu Nuri niye böyle yapıyor? Efendim ne bileyim ya sinirden elimi ayağımı nasıl titir ediyor? Sayın Başkanım, hepimizin maksadı ne? Bu gençlerin mutluluğu. Ben şimdi Yasemin'i arayayım. Siz bir konuşun. Kocaman kız kendi kararını size bir açıklasın. Tamam Ali Usta, veriyorum Yasemin'i. Ah. Efendim. Buyurun. Alo. Dinliyorum kızım. Ben Münir'le evlenmek istiyorum başkanım. Babamın zoruyla başkanım. Anladım. Tamam kızım. Tamam, tamam. Film makine değişti. Ben bu nikaha kıyarım arkadaş. Kıyan lan. Kıyarım. Hangi nikah efendim? Kim? Kıyan lan. Kıyarım. Hangi nikah efendim? Kimi inen kimi? Şşş! Kırdırmayın bana kapıyı. Yasemin o gelinliği giy çabuk çık şuraya. Patlama Nuri. Gelinlik bu. Öyle kolay giyilmiyor. Bekleyeceksin. Ya ne demek ya? O gelinlik senin değil mi? Senin tecrüben var. Tarif et. Ah Nuri. Ah. Oh. Yani ya Füsun öyle demek istemedim yani. Çabuk çıkın çabuk.
Lan başlatmayın duygusallığınıza, çıkın artık ya. Bak kırıyorum kapıyı. Siz bilirsiniz ama. Allah! Ne kadar güzel değil mi? Bir de babası sen olmasaydın var ya. Benim dünyalar güzeli prensesim. Benim güzel kızım, ağlama gel. Hadi kızım. Tamam kızım, zırlama hadi. İşaretimi bekle, söylediğim gibi, tamam mı? Sarıgen'in son düzlüğe önde giriyor. Koptu geliyor. Hemen sağında 4 numara aylak adam onu zorluyor. Sarıgen'in son düzlüğe girerken farkı açıyor. Evet sayın seyirciler, fark 2 boy oldu. Sarıgen'in geliyor, Sarıgen'in geliyor. Maazallah, sen hemen yengeyle al, nikah dairesine götür, hadi kaç. Kop kop. Babacığım, cam silicisi oldum, durum çakılmasın diye. Of, of. Heh, çocuklar, konuştuğumuz gibi geliyor gelin arabası, kesin önünü alıyorsunuz açlıklarınızı, tamam mı? Başka hiçbir şeyle uğraşma, işine odaklan. Tamam babacığım, plan bütün hepsi kafamda. Ya durun oğlum. Al dur dur hepsini al bunu. Al şunu al bunu hadi arkadaşların hepsini al. Ev parasını aldım. Gel. Ama ustam ya. Şimdi gel. Şimdi şu akbili sen bir al bakayım. Cebine koy. Tamam mı? Buradan da tıpış tıpış git. Ben seni en güzel kızdan evlendireceğim. Zaten yanlış yaptım biliyorum. Oldu mu usta şimdi ya? Oldu. Pek güzel oldu. Bunun koldan vitesi nasıl şey oluyordu ya, ben unutmuşsun. Kendine doğru çekiyorsun usta. Sonra aşağı indiriyorsun. Heh. Bu birinci vites. Şeyde el frende solda. Verin lan zartları. Ver. Ver şu. Tamam siz girin içeri. Görüşürüz. Nuri. Hadi içeri. Ya bu arkamızda sabitken nereye kayboldu? Hayır, ortak niyetimiz olmasa kızı kaçırdı diyeceğim ya. Nuri, bugün gençlerin mutlu günü. Onların işlerine akıl sıra ermez, hadi içeri girelim. Yok, girmem. Bu damadım olmadan önce, çırağım olarak son kere bu oğlanı dövmeden girmem içeri ben. Nuri, zaten yeterince rezil olduk. Sen kız babasısın. Yürü şimdi içeri giriyoruz. Ya bir kere dövseydin hayır ya. Hayır. Nuri. Heh. Sen
sonunda kalplerdeki sevgi kazanacaktı, biliyordum. Babacığım sayenizde, çok teşekkür ederim. Allah'ım, bu ne büyük mutluluk. Geç mi kaldık? Maazallah yengeciğim, hiç kimseye geç bırakır mıyım ben? Sen de bir hazırlanamadın ya, sanki senin nikahı. Hayır anne, geldik işte. Sen olmadan nikah başlamayacaklar, merak etme. Ay, kızım, bu afet nikahı, beni mi dinlerler? Geldiler bak. İşte bu benim oğlum ya. Bak 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 bak, işte fark bu. Yavrum. Yavrum. Ateşim. Yavrum. Benim. Abi otur, oturarak gel. Nerede bu sabit? Ay bırak canım, geç kalsınlar. Biz de biraz eski günlerimizi yad edelim. Füsun, ne yapıyorsun? Hatırlıyorum. O gururu sana da hatırlatmaya çalışıyorum. Oğlum, ben hiç unutmadım ki. Ya! Kız, ne yapıyorsun? Şimdi gözlerini kapat. Ne? Kapat, kapat. Ah. Kapattın mı? Hı hı. Ne görüyorsun? Şimdi karanlık. Çok güzel. Şimdi beni gelinlikler içinde düşün. Oh, yalnız bebeğim ya. Gel sen bir elimden tutsan, şu masum yanacığıma bir öpücük kondursan daha kolay olmaz mı ya? Ha? Nuri, sen hiç akıllanmayacaksın. Kadında güzellik, erkekte özellik hayatım. Bir su. Be baksana şu yakışıklı. Hepsi güzel. Herkes bugün çok güzel. Bize yapmış olduğunuz müracaatta evlenmenize mani bir durum görülmemektedir. Siz Nuri kızı Yasemin, Ali oğlu Münir'le evlenmeyi... Ne? Ali oğlu Münir mi? Peki siz Ali oğlu Münir, Nuri kızı Yasemin'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahit misiniz? Evet. Evet. Ben de sizleri karı koca ilan ediyor ve ömür boyu saadetler diliyorum. Hayırdır memur bey? Önemli bir şey yok kardeşim. Bir aciz işi vardı, onun için gelmiştik. Eyvallah, kolay gelsin. Bakalım.
Evde kimse yok. Çilinge çağıralım. Tamam. Başka yapacak bir şey yok. Abi yardım ihtiyacın var mı? Nerede? Ne? Nikah? Münir? Yasemin? Allah! İki tane kilim yaz. Onları da yaz. Abajur yaz bir tane. Ana baban çeyiz göndermiş. Polis de göndermiş. Hayır olsun kardeşim. İcra Müdürlüğü'nden geliyoruz beyefendi. Münir Kalender'in borcundan dolayı malları aciz ediyoruz. Ali! Ali! Lan Ali yedim seni Ali! Ali! Ne oluyor lan burada?